geldin. Hoş bulduk bir tanem. Nasıl güzel gördüm seni ya. Sen? Vallahi billahi yani bu acayip bir şey olmuşsun sen maşallah. Sana maşallah. Sen zaten taş bebektin. Yine taşsın. Taş gibi hatun diyorum canım, yani. Vallahi böyle de oh ne güzel motive edeyim. Tamam abi, bu program güzel geçecek. Birbirimizi motive edeydi. Evet, verelim gazı. Verelim vallahi. Ama biz bayağı bir zaman oldu Petek. Görüşemedik seninle. Nereden baksan bir 4 senedir olmuştur, görmüyoruz tabii, hiç birbirimizi. Tabii oldu. Ve hakikaten sanki böyle o Petek gitmiş, başka bir şey gelmiş. Bambaşka böyle. Bir karşı şey geldi. Mı? Aşk yaradı bana ya. Onların hepsini anlatacaksın zaten. Nasıl oluyor yıldırım aşkları, nasıl nikah masasını şimdi oturtulur. Seni evlendireceğim. Aynen, hemen seni evlendireceğim. Bir aday da var hatta. Mine'ye bak, bana diye. Bak o da oradan bana diye. Mine Ayman bana da diye. Esra Erol'a katılmaya var mısınız kızlar? Vallahi yok, oralar yok. Oradakiler birbirini öldürüyorlar, istemem yani. Evet, evet. Sana bir şey söyleyeyim, sizin için telefonlar falan kilitlenir yani. Kapı biz, kuyruk kanalının önü. O kadar vahim durumda değiliz be Petek. O hadi Mine neyse de yani. Sen, bu arada bütün dinleyicilerine sevgiler yolluyorum. Hoş geldin, evet, sefa geldin. PDFC ailem de şu anda onlar internet başında. Onlar coşmuş durumdalar zaten. Coşun diye. PDFC dün akşamdan beri sürekli mesaj atıyor. Hangi birine yetişeceğiz, hangi birine okuyacağız bilmiyorum. Çok güzel bir şarkıyla geri döndüm. Benim manevi annem, çok da sevdiğim sevgili Şehrazat'ın şarkısıyla beraber. Merak ediyorum o hikayeyi, nasıl bir araya geldiğinizi. İstersen bir sen gir dedin an ben hemen başlayayım. Sen bir başla o zaman vereceğim. Şimdi buyur. Bu arada bir dipnot yapalım. Tamam. Mine falan diyoruz. Hani ben zaten söylüyorum ama Mineciğim beni radyocu arkadaşlarla buluşturan kişi ve bütün radyocu arkadaşlarımızın da çok sevdiği bir arkadaşımız. Mine Ayman der, sular akan sular durur. Twitter'da Mineciğim var. Der. Mine ile evlenmek isteyenler Mine Ayman'ın Twitter adresine fotoğraflarını paylaşıp tadilat yazsınlar. Tadilat etiketiyle beraber. Evet. Biz seninle şey yapalım, bu albümü tanıtalım bugün. Bugün bunu yapalım da sonra gel biz seni bir programı koca yapalım. Mine'ye koca arıyoruz diye bir program ay yapalım. Hemen ya. Tadilat Şehrom. Zaten ben sevgili Sezen Aksu'yla da çalıştım Milat'ta. Evet. Sezen Hanım'ın. Ve daha öncesinde de. Daha öncesinde de Milat albümüne gelmeden önce de çalıştım. Yanlış olmasın, şimdi yayındayız. Okul gibi yani, ikisi de sevgili Şehrazat da sevgili Sezen Aksu da ansiklopedi gibi kadınlar yani, her şeyi konuşabileceğin, akıllara zarar değil mi, her şeyi paylaşabileceğin müthiş bir bilgi birikimi olan. Hı hı. Ben diyorum zaten sevgili Sezen Aksu da sevgili Şehrazat da Şehrom da bu dünyadan değiller gibi yani. Canım sağ ol ya. Ay canım, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir de bana Petruşka der. Petruşka. Petruşka'cığım teşekkür ederim. Çok seviyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim Petek, yani hani geçen sefer geldiğinde de çok rahat konuşmuştuk. Hakikaten öyle bir Sezen Aksu eli değdi ki sana. Evet. Senin sesinin rengi ortaya çıktı. Farklı bir şey senden oldu. Senden önce şarkı söylemiyormuşsun yani. Ben öyle mırıldanıyormuşum yani. Evet, sesinin rengini ortaya çıkarttı senin. Okul diyorlardı bana gerçekten, Sezen Aksu'nun stüdyosu. Okul gibi diyorlar. Diyordum ya Allah Allah, oraya giden konservatuarı bitirmiş gibi oluyor diyorlardı. Gerçekten öyle. Ve ben kendimi çok şanslı hissediyorum Eylem. Sezen Hanım'ın Eylem nereden çıktı? Hemen. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü Sezen Hanım'ın okumalarını yaptığı dönem ben oradaydım. Hı hı. Programdan, sabah programdan çıkıyordum. Karşısına oturuyordum böyle pür dikkat, elimi çeneme koyuyordum. Dalıp gidiyordum, şimdi ne yapacak. Hı hı. O yüzden gerçekten çok şanslı hissediyorum. Okumalarda bana yardımcı oldu. Sesimi nasıl kullanacağımı, nasıl şarkı söylerken neler yapmam gerektiğini öğretti. Şimdi onun öğrettiği doğrultuda ilerliyorum hemen. O yüzden de ikisini de çok seviyorum. Şehrom, sevgili Şehrazat'a. Zaten burada da Şehrazat'ın eli fena değilmiş belli. Çok burada fena. Buradaki okumalarda da belli çok yani. Çok fena. Fena yani. Gözümün önüne Şehrazat geliyor böyle o sözlerle beraber. Of yani feci. Acayip bir kadın ya. Hep böyle slogan şarkılar ama mesela Milat, Tadilat. Bundan sonra ne gelecek çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Onu bırak, bu Tadilat şarkısıyla bütün inşaat firmaları şu anda Haluk Şentürk'ü ve basın danışmanım Reyhan Özdemir'i arıyor.
reklam filmi çekelim. Reklamda oynatalım. Billboard çekimlerini yapalım. Yani işe yaradı ya. İnşaat sektörünü hareketlendirdim. Yani. Güzel, güzel, güzelmiş. Hep sana böyle sloganlar o zaman lazım. Peki. Ben Şehro'ya gittim ya hemen. Şehro'nun kapısını çaldık biz. Dedim ki Şehrom, bir şarkı istiyorum ve pop şarkı istiyorum. Evet, evet. İstemiyorum artık ağır şarkılar söylemek, karamsar bilmem ne. Ay bir de böyle. Kaç yaşındasın Petek Allah aşkına zaten. Yani daha hani yaşım almadan hani yaşlanmış gibi hareketlerde bulundum zamanında. Evet. Bir tokatladım kendimi, dedim ki ne yapıyorsun sen, bir kendine gel. Hı hı. Ve artık daha rahat hareket ediyorum. Konuşmak istediklerimi özgürce söyleyebiliyorum. Eyvah o ne diyecek, bu ne diyecek, şu ne diyecek demiyorum. Kalp kırmamaya çalışıyorum. Hiçbir zaman zaten kimsenin ekmeğini oynayan bir insan ve kinci çok bir insan olmadım. Çok fazla kitap okumaya başlamışsın. Böyle kişisel gelişim kitapları falan. Acaba bunların etkisi var mı? Olabilir. Üzerinde? Çevrenin de çok etkisi var hemen. Yani arkadaş çevrenin çok büyük etkisi var. Her şey değişti tabii senin tabii, hayatında bir anda. Ben komple kendimi de değiştirdim. Yenilendim. Oralara da geleceğiz. Komple yeni estetik yaptırmadım bebeğim. Hani onu anlayabiliyorum. Estetik yaptırmamışsın ama hayatın en güzel şeyini yapmışsın. Spor yapmışsın. Spor. Bayağı yani. Deli gibi spor yapıyorum. Hala mı? Hala hani benim şimdi yeni evlendin falan böyle baklava börekler, mantılar. Asla. Duyduğuma göre sen kebapçıya gittiğinde kebabın yağını bile peçeteyle alıp böyle yiyormuşsun. Doğru nereden mu? Nereden duydun Emel sen? Duyarım ben. Aa şaka. Valla öyle yapıyorum biliyor musun? Ay, ama yani iyice takıntı haline getirmişsin o zaman bunu. Köfte yerken mesela peçetenin içine koyuyorum, sıkıyorum yağını. Köftenin yağını alıyorsun, aynen, o şekilde yiyorsun. Yemin ediyorum sana. Biraz kilo takıntısı oldu. Gülşen'le arkadaşlık yaptın, ondan mı oldu acaba? Ya ikizim benim o, bir tanem Gülşen'im. O çok sıkıntılı dönemlerde hep yanımda oldu. Bir şarkı, güzel bir şarkı verdi bana aşk. Evet. Hatta Her Dilde Sen diye. Şarkının içinde geçiyordu, bu dövme yaptırdım. Güzel gidiyor işte, çevre çok önemli dedim ya, çok dev bir ekiple çalışıyorum, hep iyiliğimi isteyen ekiple. İşte Mine bebeğim, güzelliğim benim, Mine Ayman olsun. Bu Tadilat şarkısındaki resimlerdeki kıyafetim ve klip kıyafetlerimi sevgili Gülşah Saraçoğlu yaptı. Tamer Aydoğdu çekti klibi. Haluk Şen biliyorsun, zaten Haluk. Zaten hep ben derim Tamer'le ilgili. Kadını en güzel gösteren yönetmen. Biliyor yani. İşini. Hınzır. Yani. Hınzır aynen onu. Öyle. Hınzır. Biliyor işini yani. Bazısı da var ki böyle taş bebek gibi. Mesela ben o klip konusunda çok şanssızımdır. Hep çok çirkin çıkarım. Niye hiç Tamer'le çalışmadım? Bugün evet, sen niye bilmiyorum. Tamer'le hiç çekim yapmadın? İşte kısmet yapmadım. Yani. Öyle gözükmem gerekiyor. Hemen demek hayır. Benim de çirkin gözükmem gerekiyormuş. Hemen Tamer'le bir çalışma. Aynen öyle. Aynen. Süper olur. Benim de bir hayalim daha var. Bir de hani Tamer'le de hep konuşuyoruz. Tamer diyor ki sizin gözünüz çok iyi diyor. Benim bazı fikirlerim oluyor mesela. Hı hı. Bu olmaz. Niye olmaz? Türkiye'ye fazla. Bu Tadilat klibinde başımıza geldi. O kadar büyük danslar ettim ki. Ya. Yani görseydin Petek, sen ne yapmışsın? Kestiniz mi onları, ne yaptınız? Hepsi çıktı. Niye? Dans ediyorsun, niye büyük? Dans ediyorum. Erotik da. Mi? Erotik değil zaten, erotik istesem de hani öyle bir... Yani klipte nasıl şarkı söylerken bir insan ne öyle... Ne yapmış olabilirsin ki? Dünyadaki hani takip ettiğin, hani dansını çok beğendiğin insanlar vardır. Belli başlı insanlar Beyoncé, vardır. Beyoncé, Jennifer Lopez. Bunların çalıştığı dansçılar vardır. Dans Hı-hı. hocaları vardır. Hepsini takip ettim. Evet. Hangi hareketler şu anda moda. Dans bile değişiyor. Dans koreografileri bile değişiyor. Çünkü nasıl şarkıların soundları değişiyor. Evet. Modaya onlar da ayak uyduruyor. Onlar da değişiyor. Çok güzel dans ettim ama eşim ve menajerim ve basın danışmanım Reyhan dedi ki yani şu kadarını çıkartalım. Niye? Ha. Türkiye'ye fazla. Ne olmuş? Zaten 3 dakikalık şarkı. Ne olmuş? Kimse dans edemiyor ki kardeşim benim gibi dedim. Türkiye'de var mı dansını beğendiğin kadın sanatçı? Tabii ki var. Kimler var mesela? Mesela Sibel Can. Oriental yapıyor. Ama çok yakışıyor. Yani elini kaldırdığı an kadın baktırıyor. Çok estetik yani, zaten şarkı okurkenki mimikleri bile Sibel Can'ın bambaşka. Yani böyle dalıp gidiyorsun, kadını izliyorsun. Hı-hı. Öyle bir kadın, çok beğeniyorum ben Sibel Hanım'a. Onun dışında sevgili mesela Hadise Beyoncé'ye yakın. O da çok güzel dans ediyor. Onun dışında da başka dans eden yok herhalde, var mı? Benim atladığım kimse yok. Var, Soner Sarıkabadayımız var. Güzeldi ama. Yok yani, bir de Tarkan'ın ben dansına bayılırım. O da zaten Tarkan'ın kalçasına bambaşka. Yani kalça ya, ne diyeyim? Tarkan'ın kalça hareketlerine
bitiyorum yani, öyle böyle bir dans yok. Acayip yakıştırıyor. Evet. Benim gözümde Türkiye'de başka da kimse yok bence. Peki sen geçmiş zamanda sana hep böyle Assoris peteklini çöz. Assoris peteklini çöz. Maalesef. Şimdi Assoris peteği mi tercih edersin yoksa popçu peteği mi tercih petek, edersin? Petek sadece. Petek. Aynen. Petruşka. Petruşka. Sadece petek densin istiyorum. Petek Hanım bile denmesin. Yani ya zaten sen hani çok küçük genç, 19 yaşında ama işte yani, hemen 19 yaşında çıktım ya ben, hani çok dev bir kadroyla İstanbul'un, hatta Türkiye'nin gazinos kültürünün en has yerine. Hı-hı. Şimdi kapağını da söyleyebilirim herhalde adını. Tabii tabii. Maxim gazinosunda solistim. 19 yaşındaydım. Ya yani ağır gelmedi mi o ya sana? Çok ağır geldi. Yani, ona hani göre davranıyorsun. Biraz da değil mi? Çünkü sen hani şöyle biliyorum, sevdiğin adama hadi beni Luna Park'a götür deyip de oradaki oyuncaklara binen bir kızsın yani. Hani binmek isteyen bir kızsın. Ben çılgın bir kızım. Heh. Ben anı yaşamayı seven bir kızım. Şu anda burada mutluysam evet mutluyum. Seninle güzel sohbet ediyorum. Dinleyicilerimiz dinliyor. Ama eskiden öyle bir lüksüm yoktu. Eskiden ay susayım. Aman öyle dersem şöyle olur. Yani kendi kararlarımı kendim veriyorum. Onun özgürlüğü çok güzel. Bu nasıl bir şeydir ya? İnsanın kendine özgüvenini geri getirtirir yani. O ne anladın, biliyor musun? Yani çünkü sürekli birilerinin yap et bilmem ne demesiyle giden bir hayat senin hayatın değil zaten. İşte başka bir hayat yaşıyorsun. Senin röportajlarını okuduğum zaman hakikaten çok etkilendim programa gelmeden önce. Çünkü sen hakikaten bir kız çocuğusun yani baktığın zaman ve sana başkalarının seçtiği ve çizdiği bir hayatı yaşamışsın. Halbuki sen mesela spor yapmayı seven bir kızmışsın. Ama bu yönünü kendin keşfet. Zaten 19 yaşında sektöre girmiş bir insan olarak bu yönünü keşfedemedin. Hiç. Sosyal çevrem yoktu diyorsun. Çünkü böyle bir imkanın yoktu belki de. Yani, işte o yüzden diyorum ya sana bir 15 yaş atmışsın. Sen 19'a geri dönmüşsün. Ben aynısı. Ay seni seviyorum. Zaten yani. Süpersin. Vallahi. Çok ne kısa bir reklam oldu. Arası verelim. Ondan sonra tadilatı dinleyelim. Hadi. Ondan sonra PDFC'nin yazdığı mesajlara yer verelim. Fulden Uras yazmış. Kuzenimi öp benim için. Ay, kocaman kuzenim. Emel'im yazmış. Dünya güzelim. Reklam seni seviyorum hemen. Kuzenim. Senin için öpüyoruz peki. Ayrılmayın bir yere. Biraz böyle sanki şey olmuş. Agresif. Aksine Şehro dedi ki sakın agresif okumuyorsun. Şehro'm nasıl okuyacağım? Hı. Agresif okumuyorsun dedi. Giriyorsun dedi. Ben sana zaten söyleyeceğim hani oldu ya da olmadı. Evet. Karşında Şehrazat. Bir önceki okumalarında Sezen Aksu. Güzel olay. Hayatım. Şehrom. Ay dinliyor mu acaba ya? İnşallah dinliyordur valla. Şu anda o güzel bahçesinde kesin bak gözüne canlanıyor. Büyük kocaman bahçesi var oturuyordur. Evet. Böyle güzel. Cheesecake'ini yiyordur. Evet. Tabii. Bir yandan Türk kahvesini yudumlarken. Kesin kesin. Bir yandan da bizi dinliyordur inşallah. Dinliyorsun sevgiler. Çok özledim ben de. Özellikle korku filmi seyretmeyi özledim Şehro'yla. Bayılır korku filmlerine biliyorsun. Ay bir tanem. Beraber. Ay bak dinliyorum. Şimdi açtım. Ah süper. Emel'i öp. Biz de seni öpüyoruz canım Şehrom. Canım benim. Çok yani şimdi çıkmış olsaydın bu sektörde ne olurdu? Hiç düşündün mü? Mesela işte tadilatla beraber yepyeni bir popçu kız çıktı. Yer yerinden oynardı zaten. Yani şimdi yepyeni bir petek olsaydı bence yer daha yerinden oynardı. Daha mı kolaydı işin daha mı zordu? Daha kolay olurdu. Çünkü pop müzikle birlikte merhaba dedim ya tadilatla. Hı-hı. Bir hani insanlarda böyle bir klip çektim. Hı-hı. Dans var işte bir mayo giydim. Bunlar bile konuşuluyor ama sıfır bir isim olsaydım yeni bir kız çıktı derlerdi. Evet. Bir de eleştirmeye çok müsaitiz yani eleştirmeyi seviyoruz halk olarak. Beni kimse sevmek zorunda değil yanlış anlama Emel. Tabii ki sevmeyen de olacak. Ama herkes severse bir problem vardır, vardır zaten. Ben tabii. Hep öyle düşünürüm. Birileri de bir yerde sevmeyecek ki aynen. O zaman işin tadı çıksın aynen, yani. Aynen tabii biberi ki. Olsun. Tabii ki. Şöyle bir şey ben yeniden sanki çıkmışım gibi hissediyorum çünkü arkamda Şehrazat var. Hı-hı. Birkaç gün önce yine gittim Şehro'dan şarkı aldım. Sen bir süre oradan çıkma bence. Oradan yok. Sen bir süre o bahçede o Şehrazat'ın dizine yat. Ayağının dibinden ayrılmam. Aynen öyle. Öyle. Şimdi yeni gelinim ya ben, o yüzden. Fazla gidemiyorum mu diyorsun? Ey kocamla biraz ilgileniyor. Şehrom da sağ olsun biliyor neredesin sen dedi. Şehro dedim evlendim biliyorsun. Gittim çok güzel olay bir şarkı aldım.
Hemen bayılacaksın dinlediğinde. Bu şarkıyı yayınlanmadan önce mi almıştın sen? Tabii canım. Tabii. Ha süper, tamam. Daha flört aşamasındaydık. Zaten sen flört ettin ve evlendin. Hemen. Ben orayı anlamadım. Hemen yani, yani hızlı. Tadilat işte. Ha? Tadilat yani, oldu. Tadilat yapmışsın. Hayatına tadilat yapmışsın. Kesinlikle. Sen. Bir şey ruhuma, söyleyeceğim. Ruhuma işte ne bileyim, geliyor, kalbime. İşimde iyiyim. Şu anda çok güzel tepkiler alıyorum tadilat şarkısıyla. Bir de özel hayatımda da değerimi kıymetimi bilen beni her dakika aşkım bir tanem arıyor, seni çok özledim. Böyle? Tabii tabii. Kaç defa konuştuk işte. Ay Rabbim nazardan saklasın. Amin. Güzel gidiyor her şey. Şımartmayı seviyor. Ben de şımartılmayı çok sevdim. Çok güzel gidiyor. Bir de bebeğim olursa İnşallah. Ne mutlu bana inşallah. Düşünüyorsun o zaman bebek yapmayı. Çok istiyorum hemen. Yani bu uğurda inan ki ölümü göze alırım anne olmak için. Ay canım. Çok istiyorum anne olmayı. Güzel de anne olur zaten. Yani inşallah Rabbim anne hani o günleri de gösterir. Çünkü Serkan eşim gerçekten çok iyi bir baba. Benden önce de bir evliliği vardı. Hı-hı. Bir kızı var. Onun kızıyla o güzel konuşmalarını dinliyorum. Bayılıyorum. İnşallah bizim de çocuğumuz olur. Şey mi böyle hani evlenirken ona mı dikkat ettim Petek? Kadınlar genelde iyi bir baba olacak erkek seçerler ya kendilerine. Çalışkan mı diye dikkat ettim. Biz zaten aynı apartmanda oturuyorduk. Evet öyleymiş. O yüzden asansörde karşılaşmışsın. Kız Mine asansörde mi bulacağız sana demesi. Kız bana bak bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi Serkan'ın evine taşındım. Evet. Komşuculuk oynuyormuşuz. Gitti mi o? Komşuculuk bitti senin artık yani. Senin evi biz evlenemeyen kızlara verelim mi? Bir aydı. Sen orada oturdun. Bir ay sonra evlendin çünkü. Arkadaşım yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? O evde kimlerin gözü var? Tüm böyle evlenim yani böyle kısmet problemi olan kızlar hep beraber oraya taşınıp böyle. Evet. Şimdi Tarabya'da güzel bir ev bulduk. Oraya taşınacağız. Eşyalar bu hafta bayağı bir işimiz var yani bir telaştır gidiyor. Ama siz herhalde ilk evlendiğinizde şey yaptınız böyle bir komşuculuk oynamışsınız hani senin tabii evin canım. De duruyor onun evi de duruyor. Tabii. Arada, zaten sen herhalde bir şaşırdın aa evlendim falan diye böyle bir anda. Yani bayağı bir alışmışım hani böyle ne bileyim sabah ben her sabah 6'da kalkıyorum gözümü tak diye açıyorum. O şeyden kalma mı? Sabah programından. Programından kalma bir şey değil mi? Ay feci bir şey. Elen bir görsen sabahın körü gözlerimi dikiyorum. Serkan bakıyor hayatım uyusana birazdan. Yok diyorum hadi kalk spora gidelim. Bir şeyler hani bir sahilde yürüyelim kahvaltı edelim. Bir hiperaktiflik. İçime fenalık geldi diye. Vallahi hani şey yıllardır hani sanki kendim böyle kapatmışım bir odanın içine. Şimdi diyorum ki zaman geçiyor zaman akıp geçiyor kalk. Çok silkelen. Çabuk gidiyor. Çok çabuk gidiyor ya baksana kaç zaman olmuş görüşmeyeli. Ya nereden baksana 4 sene 4 olmuş. 4 sene dün olmuş yani. Dün gibi yani. Ne konuştuklarımızı bile tabii, hatırlıyorum tabii, yani. Tabii. Ya adımı bile unutmuşsun Eylem deyip duruyorsun bana. Ay kafam durdu. Bebeğim ama ben sabahtan beri ne yapıyorum biliyor hadi, musun? Hadi yeni evlisin diye diyorum. Bir dakika aklını, arkadaşım. Aşk aklını başından almış evet, senin. Evet beynimi dördürdü diye. Aşk aklını başından almış senin. Peki hayatımın anlamı şu anda spor demişsin. Daha önce neydi? Boş. Hiçbir şeydi sıfır. Sıfır. Hiçbir şeyin anlamı yoktu benim için. Ne yapıyorsun? Kaç saat spor yapıyorsun günde? Birazcık onun cılkını çıkarttım galiba. Çıkarttım. Bir ara kafes dövüşlerine merak sardım bilmiyorsun. Dedim ki kafes dövüşü mü yapsam? Hani bütün vücut çalışıyor. Bütün kaslar çalışıyor. Sonra dedim ki Petek sen kendine gel. Bir de boyun kemiğim ters doğuştan benim. Oo. Çok riskli. En ufak ters harekette... Allah göstermesin felç kalma riskim var. Doğuştan yani ters. Anne karnında. Öyle bir durumu oluyor. Annemin bir rahatsızlık geçiriyor. Şu ve... karnına bir bakayım. Kimse görmüyor nasıl olsa. Ne var bebeğim karnımda? Hey maşallah. Ay soyunuyorum diye. Bayağı böyle hani baklavalar falan. Ha, şimdi diyecekler ki Petek hamile karnına bakayım deyince. Ha yok değil ondan değil. O kadar dümdüz ki o yüzden bakmak istedim yani. Tam tersi. Sabahtan beri bu arada bu kaçıncı röportajım biliyor musun? Beynim bir duruyor arada bir kal geliyor. Hı-hı. Hani bir hata yaparsak olsun olsun bunlar güzel telaşlar ama. Alyansına da bayıldım tam böyle anne babalarımızın zamanındaki alyanslardan. Klasik değil mi? Klasik alyanslardan.
Çok güzel. Ay, evlilik çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum ya. Koçacığım diye. Peki nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz bir anda? Kaydet istersen Mineciğim bunu. Yani nasıl karar verdik? Serkan Kodaloğlu'yla işte asansörde karşılaşmalar başladı. Dedim ki o seni zaten tanıyor Petek Tümçöz olarak ama sen tanımıyordun. Yani nereden tanıyayım ya? Hiç tanımıyorum. Merhaba merhaba işte günaydın günaydın. Sonra orada işte benim kaldığım binanın çalışanlarına soruyor. Petek Hanım ne zamanları spora iniyor? Hmm. O spor saatlerini öğrendikten sonra spor salonuna gidiyor. Beni görüyor, ben onu görüyorum. Bakışmalar başlıyor. Sen peki ilk böyle gördüğün anda hissettin mi şeyi böyle? Evet bu benim evleneceğim adam ya da hayatımın aşkı hissi oldu mu? Yani bana çok hoş geldi bir defa. Hı-hı. Çok hoş, çok temiz, tertemiz. Gözlerine baktığım zaman kalbimin çarptığını anladım, heyecanlandım. Ve dedim ki daha önce çarpmıyormuş gibi mi hissettin? Sürekli spor yapan bir kadın düşün yani. Kendini spora oradan vermiş, işine vermiş. Evet. Tabii. Dedim ki bu aşk. Yani evet aşık oldum. Üç harfli bu. Evet yani aşık oldum. Oturduk konuşmaya başladık. Ve o konuşmalar saatler sürdü. Birçok şeyi paylaştığımızı anladık. Ortak noktalarımızın çok olduğunu anladık. Hı-hı. Çok inançlı, çok yardımsever bir insan. Hı-hı. Beni etkileyen, aşık olmamı hani sağlayan etkenler bunlardı. Çok saygılı, karşındaki insana kadın ya da erkek, hı-hı, hiç fark etmiyor. Adam gibi adam derler ya, gerçekten öyle. Yani kısacası eşini böyle tanımlıyorsun o zaman. Adam gibi adam benim kocam diyorsun. Aynen aynen aynen. Yani çok dua ettim Allah karşıma. Ne diye böyle aşk evliliği olsun diye mi dua ettin? Aşk evliliği olsun diye dua ettim. Ve çocuklarımın babası olabilecek bir kişiyi karşıma çıkart dedim. Ve oldu. Çok şükür. Hadi bakalım. Allah'a şükür. O zaman çok kısa bir reklam arası vereyim mi? Haydi darısı size kadar, kızlar. Bu kadar aşkın meşgün üstünde. Ay bir kızdan, aşkı dinleyelim. Dinleyelim hadi. Hadi bakalım. Petek ne havalısın, dünya gündemine girmişsin. Teşekkürler bebeğim. Ne kalsın ne havalısın. Yani. Şu anda Petek Dinçöz Pal FM'de Tegi dünya gündeminde 7. sırada yerini aldı ama sanıyorum ki senin PDFC onu dünya gündeminde 1. sıraya tabii canım sokar programı sonuna kadar. Olay olduk yani. Çok teşekkür ediyoruz hepsine tabii ki. Onlar bu arada çok da güzel şeyler yazıyorlar seninle ilgili. Sen hepsini tek tek tweetler durmuyor zaten. Senin ekranda evet. Tıkır 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 tıkır. Biraz böyle okumak istiyorum bakalım neler var neler yok diye. 7. sıradayız Türkiye gündeminde. O 1'e gider. Efendi. Eminim. Düşmanlar çatlasın. Hayatım. Petek Hanım'ın Tadilat şarkısı ve klibini çok beğendim. Bundan sonraki klibi yine böyle hareketli bir şarkı mı evet olacak demiş. Hareketli bir süre olacak. Böyle hareketli şarkılarla mı gideceksin? Didem Tepebaşı yollamış. Çok öpüyorum Didem'i. Sevgili Şehrazat'tan dediğim gibi geçtiğimiz o gün aldığım şarkı, hı-hı, hareketli. 2 ay sonra çıkartmayı düşünüyoruz. Aranjör kim olacak bilmiyorum. Sevgili Şehro karar bence verecek. Bence sen Şehro'ya bırak. Aynen. Onun şefkatli aynen kollarına da aynen at kendini. Şehrom karar verecek. Şehrazat ne derse ben onu yapacağım. Onun kanatları altındayım. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Harika. Ben ne zaman Şehron'un evine gitsem hep böyle o eve gittiğimde hayırlı bir haber gelir, bir telefon gelir bana. Ya bir iş gelir ya bir şey olur. O evde de bir uğur var. Sen buradan şimdi hemen oraya yayından sonra. Şehro'ya gideyim ben. Şehro'ya gidemem. Cemal Günbaş, Petruşum'dan başka ne güzel ne de bomba dans eden bir şarkıcı bayan yok. Bu bir gerçek. Doğru. Programda yıkılıyor demişler. Kaza. Kaza geldi. Dünya gündemine geldi. Girdi ya. Pardon yani. Hani onların bir Beyoncé'si varsa bizim de Petruşka'mız var. Hiç yani. Bakalım başka neler var. Burada ilk yazanları maalesef göremiyorum. Çünkü coşmuş durumda. Bu arada eşim de dinliyor. Sevgiler gönderiyoruz. Enişten bağlasa de dinliyor mıydı bebeğim? Enişte mi bağlasa mıydık yayına? Ne yaptık? Nasıl yok evlenme teklif etti? Nasıl etti? Şöyle. Ne oldu? Ekip bir güldü. Sürpriz bir şekilde etti. Denizin ortasında zaten teknede ikinci kez etti. Biz nikahlandık, evlendik.
Dur dedi, tekrar edeceğim dedi. Etmemiş miydi? Etmiş de, etmeden olur mu nikah mı? Evlenelim mi falan gibi bir şey yani oldu. İçinde kaldı eniştemin galiba romantik bir teklif yapamadı diye. Oturuyorduk, dedik ki ya biz ne kadar iyi anlaşıyoruz Serkan dedim. O da dedi ki evet ben aşığım sana, aşık oldum. E ne yapsak acaba dedim. E sen bayağı evlendim de demişsin. Hayır canım. Sen evlenme teklif ettin. Eksik anlatıyorum. O kadar çok röportaj yaptım kafam durdu. Kafa durdu. Ne yapsak acaba dedim. Hani sürekli hareket eden bir kadın var ya karşısında adamın. Hani bir yere mi gitsek, sinemaya mı gitsek, ne yapsak anlamında söyledim. O da dedi ki bana evlenelim. Nasıl yani dedim. Evlenelim dedi. İyi tamam okey evlenelim. Böyle oldu. Sonra denizin ortasında bir daha bir evlenme teklif etti. Tabii canım tabii. O daha romantikti köprüye galiba. Köprüye bile Boğaziçi Köprüsü'nün altına karıcığım seni çok seviyorum. Yazdırdı. Yine benimle evlenir misin dedi ki biz evlendiğimiz gece o. Ay. Tabii biz nikah şimdi Ramazan ayıydı. İftar yemeğinden önce sürpriz bir şekilde. Belediye başkanımız da kıydı nikahı. Hı hı. Teşekkür ediyorum ona da. Fatih Belediye Başkanımız. Nikahı kıydık. İftar yemeği yendi. Sonra bir tekneyle Boğaz turu yapalım dedik. Benim hiçbir şeyden haberim yok zaten. Çok samimi bir arkadaşı varken zaten Serkan'ın da nikah şahitliğini yaptı Ertan. Mürvet'in kankası. Gittik. Dur bebeğim. Esrar veriyorum. Sizin aranızda bildiğiniz bir şey olduğu için bir kopuşa geçtiniz. Sonra bana da bir anlatırsınız yani bir zahmet. Sonra... İşte biz hep beraber Mürvet, Ertan, ben, eşim Serkan hep beraber, kardeşim Necdet, basın danışmanım Reyhan Özdemir hep beraber tekneyle çıktık. Stylingi Murat Yüzer var. İşte. Ekiple beraber. Tabii canım full ekip gençler. Adam demiyor mu şu yani hani bir tek gel karıcığım diye hep ekiple geziyorsun sen. Yok vallahi demiyor hiç. Değil mi ama yani hep böyle bir ekip bir yeni evlisin baş başa kalman lazım. Biz zaten kalıyoruz. baş başa kalıyoruz. Çıktık açıldık işte bir baktım Boğaziçi Köprüsü'nün altında lazerle. Çok güzel. Ay ne romantik. Tabii seni seviyorum. Mine. Karıcığım seni çok seviyorum. Duy Mine. Kızlar şöyle dudak kenarlarınızı siler misiniz? Mine siler misin? Mine vallahi yani. Ay güzel. Mine kendini ya. Tokatlıyor galiba. Bahtı yok Mine'nin arkadaşım. Çeyizi hazır bebeğim. İrfan Om'a gidiyorsun. Eniştenin mağazasına. Kayınpederimin adı İrfan. Serkan eniştene diyorsun ki çeyizi mi ver enişte koca buldum. Bütün böyle çeyizi alıyorsun. Böyle bir kampanyan mı var hayatım? Evlenecek arkadaşlarıma çeyizi. Yapacağım. Vallahi yapacağım bunu. Tamam süpermiş. Sana bir Sezen Aksu şarkısı armağan etmek istiyorum. Ondan süpersin. Sonra devam edeceğiz sohbetimize. Şarkı söylemek lazım. Ay harikasın. Petek Dinçöz yepyeni şarkısı tadilatla. Dinçöz neydi? O kızlık soyadım. Sevgili Sezen Hanım'a kocaman sevgiler yolladıktan sonra efendim Mine ile birazcık biz uğraştık burada. Sevgili dinleyicilere paylaşalım. Mine dedi ki yandım ben ne yapacağım? Dedim ki bebeğim kocan yok. Hani eşin yok. Nasıl böyle bir ezdi ya anı hani... Kocan yok. Evlendireceğiz. Hiç merak etme. Çeyiz hazır. Eniştenle de mesajlaştım. Evet. Şu anda dinliyormuş. Avcılar İrfan Home'dan bütün çeyizi yapıyoruz. Yapıyoruz. Aldık mı sözü? Evet kocacığım duydun. Kızlar aldık geliyor yarın. İrfan Home'a gidiyor muyuz avcılara? Gidiyorsun. Evet avcılara gidiyorsun. Serkan Kodaloğlu nerede diyorsun? Zaten tanıyoruz enişteyi magazinden. Bebeğim bayağı tanındı yani. Gördüğümüzde direkt zaten enişte diye dalarız olaya. Sen merak etme yani. Türkiye'nin eniştesi diye. Ay ne oldu Mine otursana Allah aşkına heyecanlandı. Sana bir sürü soru hazırladım. Dur televizyona dönecek misin tekrar? Ay bir dakika yalnız bir şey söyleyeceğim. Televizyon projesi var. Evet sabah programı teklifi var. Sinema filmi projesi var. Ve reklam filmi hani biraz evvel anlattım ya. Evet. İnşaat firmalarından gelen teklifler var. Bunların hepsini değerlendirmesini bu hafta sevgili Reyhan'la yapacağız. Haluk Şentürk'le yapacağız. Oturacağız. Karar vereceğiz. Ne yapalım? Çünkü ekranları çok özledim. Sabah programı yapmayı istiyorum gerçekten. Yine günaydın biraz demek biraz daha istiyorum. Bir enerjik bir program olacak ama bu sefer galiba daha böyle hani acıklı bir şeyler anladı. Değil de kadın anladım anladı seni ben çözdüm. Kadın anladı çözdü aynen beni. Öyle. Onun dışında
Ne yapacağız? Başka projelerimiz var. Yine zaten sevgili Şehro'dan şarkımızla çıkış yapacağız. Güzel bir şarkı, hareketli bir şarkıyla. Güzel klibimizi çekeceğiz. Sevgili Tamer Aydoğdu olsun. Nihat'la hiç çalışmadım. Nihat'la çalışmayı çok istiyorum. Nihat Odabaşı'yla çalışmayı çok istiyorum. Fotoğraflarımızı Lara Sayılgan çekti. Şimdi yeniden bir fotoğraf çekimine gireceğim. Ama kiminle çalışacağıma daha karar vermedim. Reyhan karar veriyor. Bunun karar sevgili Reyhan veriyor. Bakalım, bu arada Reyhan dedik, hani üçünüz de bekarsınız. Reyhan da bekar. Onun da evlendi, herkese evlendirecek illa. Evet ya. Yani çünkü o aşk evliliği yapmış, çok belli, çok mutlu Mürvet. Olduğu için. Mesela normalde Ertan'la evli, bazı evli olmayan, evli olan insanlara sorduğunda aman 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 der yani, hani sakın evlenmeyin, sakın hayatınızın tadını çıkartın, bekarlık sultanlıktır der. Senin bu kadar ısrarla bizi evlendirmeye çalışmanın sebebinin ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü mutlu bir aşk evliliği yapmışsın ve bu yüzden de sevdiğin insanların da bu yola gitmesini istiyorsun. Yani evet, onlar da mutlu olsun istiyorum. Anladım ben onlar seni. Da hani ben mesela eşimle buluşmaya gittiğimde, şimdi buradan çıktıktan sonra yine et yemeye gideceğiz. Sağlıklı besleniyoruz, hani spor yapıyoruz ya, protein ağırlıklı diye. Yine heyecanlıyım, sanki ilk buluşmamız gibi giyiniyorum işte. Ay. Kalbim pır 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 atıyor. Allah bir de çocuk verirse anne i̇nşallah. Olmak istiyorum. Anne olmak bir istiyorum. Bir dahaki geldiğinde bebeğinle beraber inşallah. Böyle yeni karnım burnumda. Yeni evet. Şehrazat şarkınla beraber geldiğinde. Evet. İnşallah karnı burnunda hamile bir şekilde gelirsin. İnşallah. Bütün... Bebek olsun Şehron'un bahçesinde de. Koştursun. Oh, koştursun. Alt bahçede. PDFC'ye çok teşekkür ediyorum. Dünya gündeminde birinci sıraya girmişiz çünkü şu anda. Twitter bizden sorulur diye yazmışlar. Oley. Çok teşekkürler. Ama ben onların mesajlarına çok fazla yer veremedim. Çok seviyorum onları. Kusura bakmasınlar. Onları. Hepsine teşekkür onlar ediyorum. Onlar da seni çok seviyor eminim. Sağ olsunlar. Çok güzel bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. Ve yüreğin çok güzel. Bu sektördesin. Bu sektörü çok iyi tanıyanlardan birisin. Hı-hı. Çünkü sen de müzikle uğraştın. Aynı zamanda perde arkasında bir iş yapıyorsun. Hı-hı. Dobra bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. O yüzden seninle olduğum için de bugün ben de çok mutluyum. Mineciğime de çok teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdiği için tüm PDFC aileme sevgiler yolluyorum. Ve Pal FM ailesine de sevgiler yolluyorum. Mwah, öpüyorum. Ben de sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. PDFC'ye de çok teşekkür ediyorum. Bunu saymıyorum. En kısa zamanda yeni şarkınla bir daha bekliyorum. Tek başına da gel ve lütfen iki canlı olarak seni ağırlamak istiyorum. İnşallah. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İrfan Hanım, iyi günler.